Efendim hoş geldiniz ee, bugünkü konferansımıza. Ee, Atatürk'ün 80. vefat yıl dönümü münasebetiyle kendisine onun anısına ithaf ettiğimiz konuşmaların ikincisi bugün Profesör Doktor Mehmet Özdoğan lütfetti kabul ettiler. Atatürk ve arkeoloji konusunda bizi aydınlatacak. Mehmet Hoca bizim fakültemizin en kıymetli e, öğretim üyelerinden, prehistoria konusunda eee ünlü ülkemizi aşan bir kişi. Ee, çok kıymetli araştırmaları, kazıları, yayınları var. Şu anda da az önce öğrendim. Yaz aylarında daha doğrusu o iş yıkışında sürer ya e, Kırklareli'de bir neolitik yerleşim kazıyorlar. Az önce sohbette öğrendim. Tekrar teşekkür ediyorum kendisine. Çok meşgul bir insan bize vakit verip e, kıymetli vaktini lütfedip teşrif ettiği için. Buyurun efendim. Çok teşekkürler. Böyle bir konuşmayı yapmak benim için büyük bir onur. Aynı zamanda da güç bir görev. Yani Atatürk'ü ve Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti'ne kazandırdığı bilimi burada elimden geldiği kadar konu anlatmaya çalışacağım. İlk olaraktan bundan 20 yıl kadar evvel Cumhuriyet'in 75. yılı münasebetiyle benden gene benzer konuda bir konuşma istendiğiydi. ...o zaman ne kadar kolay hazırlarım dedim... ...ben de her şey biliniyor... ...böyle bir konuşmayı hazırlamak için... ...bir çalışma yapmak gerekmiyor dedimdi. De. ...o konuşmayı yaparken... ...hazırlarken... ...Atatürk'ün... ...düşünce sisteminin... ...ne kadar çağın ilerisinde... ...ne kadar bizim basit anladığımızı... ...ve o çağın o kadar ötesinde işlerin yapıldığını... ...o zaman anlamaya başladım... ...algılamaya başladım... ...ondan sonra da okudukça... ...ve meslektaşlarımla bu konu üzerine tartıştıkça... Ee, gerçekten inanılması an, e, kabul edilme yani o dönemde nasıl böyle bir şey yapılabildi? Nasıl bu kadar ileriye dönük bir şey yapıldı? Bunu anlamak çok güç. Ee, bu konuşmayı da Bahab hoca benden istediği zaman e, gayet herhalde çok zamanlı bir konuşma diye algıladım, şey düşündüm. Çünkü artık günümüzde arkeolojinin kavram her şey birbirine karıştı bu ortamda. Hafriyatla e, arkeolojik kazının birbirine karıştı, hangisinin ne olduğunu anlaşılmadığı. Kazı, kazıları sadece müzelere ve turistler için, turistlerin gezeceği müzeleri... eser toplamak, toplayan bir alan olarak görüldüğü bir dönemdi. Atatürk'ün bunu bir bilim olarak görmesi ve bir ulusu yaratmaktaki kaygısını sanıyorum burada e, vurgulamaya, elimden geldiği kadar vurgulamaya çalışacağım. E, konuşmamda önce arkeolojinin bir, bir anlar, çünkü Atatürk'ün arkeoloji anlayışının ...temelindeki arkeolojinin ne olduğu... ...bilimsel arkeolojinin ne olduğu kavramıyla başlayacağım. Onu çok kısa değindikten sonra... ...Cumhuriyetten önceki Osmanlı dönemindeki... ...arkeoloji ve geçmişe bakış açısını... ...kısaca vurgulayıp... ...Atatürk Cumhur Atatürk Cumhuriyeti'nin... ...Atatürk'ün arkeoloji yaklaşım ...o dönemdeki uygulamaları... ...tanıttıktan sonra... ...esas sanıyorum ki en çok tartışmalı konu olan... ...arkeolojinin ile ...yani ulus politikası ile arkeolojinin... ...Atatürk'ün politikası ile olan bağlantısı üzerinde de kısaca durmaya çalışacağım. E, ee, konuşmaya e, bu saydan e, her zaman merak ettiğimiz bir şey vardı. Atatürk neden Atatürk'ün kişisel ilişkisine, Atatürk ar arkeolojik kişisel bağlantısı olduğunu, hevi merakı olduğunu biliyorduk. Bunu nereden kaynaklanıyor sorusu her zaman benim aklımdaydı. Bunu e, Nezik Başkeler'ine borçluyum. O sanıyorum ki yaptığı araştırmalarla Atatürk'ün e, daha Selanik zamanında e, arkeolojiyle içli dışlı olduğunu, e, Langazat tümülüslerinin meşhur e, Makridi Bey'in kazdığı... ...1911 yılında Makridi Bey'in kazdığı ve bulunan bir kısmı İstanbul Arkeoloji Müzesi'ne getirilmiş olan Langazat tümülüsü... ...büyük olasılıkla Atatürk'ün e, vaktiyle ünlü şekilde kargaları kovaladığı tarlanın yanında olması gerekiyor. Hatta yakınında belki de aynı tarla onu bilmiyorum. Ama Makridi Bey'le orada tanışmış olması gerekiyor. Ve tümülüs kazılarını zaten tümülüs kavramı Atatürk'e bir tutku olaraktan geliyor. Bunun üzerine daha sonra duracağız. Ama e, gibi, e, Langaza tümülüsünün kazılmasından, zengin bulutların çıkmasından bir yıl sonra zaten Balkan Savaşları patlıyor. Ve e, Langaza bulutların bir kısmı İstanbul'a gelmiş oluyor bu şekilde. Şimdi efendim izninizle arkeolojinin birazcık e, ne olduğu üzerinde durmak istiyorum. Biraz haber belirttiğim gibi arkeoloji geçmişe bakan bilim dallarından bir tanesi bir bilim dalıdır. Ama geçmişe bakmanın temelde iki farklı şekilde geçmişe bakabiliriz. Bu e, konuşmada zaten bundan sonra esas bu bakış açılarından yola çıkacak. E, bunlardan bir tanesi geleneksel bakış açısıdır. Bu sadece Osmanlı için değil. Gere yani e, aydınlanma çağındaki bilim e, müspet bilimleri e, içten birlikte büyümeyen bütün toplumlar için geçerlidir. Bu ee, geçmişe e, geleneksel bakış açısında geçmiş sığdır. Bir zaman ölçeği yoktur. Geçmiştir, eskidir ama ne kadar eski olmasının bir ölçü ölçeği, ölçeği yoktur. Geçmişin tanımı tamamen söylencelere, efsanelere, rivayetlere dayanılır ve buna inanılır. Araştırılmaz inanmanız gerekir. İnandığınız için de kanıt aranmaz. Bir araştırma yapılmaya gerek yoktur. Geçmişe inanırsınız. Ve aynı zamanda geçmiş durağandır. Yani yaratılmıştır, belirlenmiştir. Ancak bazı rastlantılarla değişiklikler olmuştur ama bunlar da çok önemli değildir. Geçmiş tamamen yassı bir yassı bir geçmiş vardır. Bir diğer özelliği de geleneksel bakış açısının siz sadece kendinizi özleştirdiğiniz toplumun geçmişiyle de ilgilenirsiniz. Yani bu bir din olabilir, mezhep olabilir, ırk olabilir, kabile olabilir. Diğerlerinin geçmişi sizi ilgilendirmez. Ee, çağdaş ya e, çağdaş bakış ya bilimsel bakış açısı ise bunun tam tersidir bütün bilim dallarında olduğu gibi arkeoloji zaten diğer bilim dallarıyla birlikte gelişiyor. Arkeoloji tamamen öyle bir alan olarak gelişmiyor. Aydınlama çağında bütün bilimlerle birlikte aynı bir yöntemlerle, aynı sorularla gelişiyor. Temeli geçmişe soru sormaktır. Geçmişe sorgulanmasıdır. Neyi sorduğunuzda o dönemdeki akımlara, düşünce sistemine bağlıdır. Sorduğunuz sorunun ise yanıtlarının kanıtla, kanıtlanması, somut verilerle kanıtlanması gerekir. Araştırma gerekir araştırmanın sonucunda çıkan verilerin sorduğunuz soruya yanıt vermesi gerekir. Ve bu aynı zamanda bir zaman derinliği, bir zaman ölçeğine bağlanması gerekir. Yani bir zaman ölçeği vardır. Geçmiş durağan değildir, sürekli değişir, devingendir. Ve bunu anlaşılması için de mutlaka araştırma yapmanız gerekir. Bir kere bu yola girdikten sonra artık sizin ilginiz küreseldir, bütün dünyayı içine alır. Sadece kendinizi özdeştirdiğiniz toplumun geçmişe değil, küresel ölçekte dünyanın geçmişine bakmaya başlarsınız. Bu iki düşünce sistemi birbirinden tamamen zıttır. Ee, Osmanlı ilk dönemlerinde tamamen geçmişe bakış açısı, kadim yahut da, e, ata, e, atalardan kalan bir şey olarak da mirası diye bakmıştır. Ee, Diğerlerine ilgilenmemiştir ve sadece bu Osmanlı için değil gayet bütün diğer toplumlar için yani Osmanlı kaynaklı hiçbir tanesinde Mısır'a gitmişlerdir piramitlerde etkilendiğini bundan heyecan duyduğunu gösteren hiçbir şey bulamazsınız ama Bizans için de aynı şey vardır da Mısır'a gitmişlerdir piramitlerden ilgilenmemiş ancak piramitlerden değil O hiçbir anıt yapıdan bile etki yapmaz çünkü o bir anlam ifade etmez. Onu bir kenara bırakın. Piramitleri yapanların soyundan gelen Araplar için bile piramitler orada dağlar ne kadar varsa onlar da vardır. Ancak Osmanlıların bir şanslı veya şanssız tarafı batılı arkeologlarla batıda gelişmeye başlayan arkeologların ilk karşılaşan, yoğun olarak karşılaşan ülkedir. Batıda 16. yüzyıldan itibaren ...müsvet bilimler gelişirken farklı arkeolojiler gelişmiş. Yani farklı sorularla geçmişe bakan... ...tamamen farklı konuları ele alan... ...birçok birbirinden bağımsız... ...yöntemlerle gelişen arkeolojiler vardır. Bunlardan bir tanesi... ...Hristiyanlıktan önceki uygarlığı anlamak için Roma'yı ele alan... ...o zaman sadece Roma'dır. İkincisi de Tevrat'ta geçen yerlerin... ...gerçek olup olmadığını, nerede olduğunu araştıran Tevrat arkeolojisi. Daha sonra bu yakın Doğu arkeolojisine dönüşecek... Bu iki arkeoloji ekolü bütün çalışma alanları Osmanlı İmparatorluğu to, toprakları içindedir. Yani e, mecburen Osmanlı İmparatorluğu'na gelmişlerdir. O e, öğrenmeye, saptamaya, gezmeye, görmeye, araştırmaya gelmişler. İlk kuşaklardan itibaren Batılı gezginler bu, e, bu iki su iki alana e, tanımlamaya çalışan gezginlerin gelmek zorunda olduğu bölge Osmanlı İmparatorluğu'dur. Bu nedenle doğulu devletlerin içinde arkeologlarla ilk tanışan Osmanlı Devleti olmuştur. İlk başta bunları hiç aldırmamış, batılıların bir garipliği olarak almıştır. Bir zaman sonra kuşkulanmaya başlamıştır. Bir zaman sonra daha da aşağı yukarı 19. yüzyılın ortalarında başlarından itibaren de önlemler almaya... buna ne olduğunu anlamaya çalışmayan, batılılaşma süreciyle beraber gelen bir kaygı girmiştir. Ve Osmanlıların batıya gitmesi, o batıda batılaşma batıyı anlamaya çalışmaları, o bazı oradaki müzeleri görmeleriyle birlikte Osmanlı'da da bir soru işaretinin uyandığını görüyoruz. Batılaşma hareketi güçlendiği zaman ve özellikle ilk Osmanlı aydınlar elitlerinin batılıyı gezmek ki bunun için sultan da dahildir müze gezenler içinde. Arkeolojinin batılaşma paketinin bir ayrılmaz vazgeçilmez bir ögesi olarak görmüşlerdir. Ve arkeolojiyi ve bir müze kavramını imparatorluğa getirmek istiyorlar. Ancak burada karşılaştıkları sistem, sistem, tamamen klasik arkeolojiye alıyorlar. O yıllar, yani 19. yüzyılın başları, Batı'da Gresizm adını verdiğimiz, Helenistik dünyanın keşfedildiği bir dönemdir. O da evvel tamamen Roma'yla bakan bir, bir, bir düşünce sistemi, bir bakış açısı. Özellikle Atina Akropolü'ndeki bu heykellerin, Ercibi mermerlerinin Londra'ya gitmesiyle büyük bir heyecan dalgası yaratılmış... ...ve romantize edilmiş bir Gressizm, bir Helenistik kültür, o zaman gerçekten Batı'nın Helenistik kültürü keşfettiği yıllardır. Osmanlı bunu almıştır. Hiç düşünmeden. Bunun batıda niye heyecan yarattığını, ne olduğunu bile şey etmeden bunu batılaşma paketinin olmazsa olmazı ve bir Osmanlı'da, bir İstanbul'da bir Konstantinopolis'te bir müzenin kurulmasında bir prestij olaraktan görüp bunu almıştır ve buna girmiştir. Esasında batının arkeolojiyle olan ilgisi sadece merak değildir. Meraktan hiçbir şey olmamıştır. Ulus bilincinin yani bilimsel yöntemlerin dışında uluslaşma sürecinin bir parçasıdır arkeoloji. Batıdaki bütün devletler, imparatorluklardan ama Germen imparatorluğuna ayrılan bütün devletler ilk yaptığı işlerden biri arkeolojik kazılardır. Kendi varlıklarını, kendi toplumlarının eskiden beri orada var olduğunu kanıtlamak için arkeolojiye başvurmuşlardır. Yani arkeoloji bir anlamda batıdaki gelişmesi, özellikle Avrupa arkeolojisinin gelişmesi uluslaşma süreciyle, ulus devlet kavramıyla beraberdir. Ve kendi uluslarının dünyadaki yer, yerine, dünyadaki uygarlığı sahiplenmenin bir parçası olarak alınmıştır. Osmanlı'da ise bu politize edilmeden olduğu gibi bir prestij ögesi, bir batılaşma paketinin parçası ve bir göstergi gösterge olarak alındığı için kendi ulusu, kendi kimliğiyle özleşmemiş. Zaten Osmanlı'da arkeoloji aldıktan sonra, daha çok klasik arkeolojiyi aldıktan sonra kendi kimliğini oluşturan Türk İslam dönemini zaten sanat tarihinin domain e, alanla bırakmış. Arkeoloji içinde bile görmemiştir. Bu nedenle de İmparatorluk Müzesi bir yerde bir İran tapınağının yani o dönem modası uygulayarak bir Yunan toprağının tapınağı modeli olarak yapılmış. Başka türlü nasıl yapılırdı bilmiyorum ama en azından e, ideolojiyle kavra yani bir, bir devlet ideolojisi halinde olmadığını göstergesi. Bundan sonra devreye tabi Osman Hamdi Bey e giriyor. Osman Hamdi Bey gerçekten babasını İbrahim Paşa'nın yetiştirdiği zorlan bir arkeolog yapılmış bir çok seçkin bir insan. Gayet kültürlü bir insan ve batıdaki arkeolojinin ne olduğunu anlamış ve bunu babası zorundan da olsa gerçekten bir arkeoloji geleneğini Türkiye'ye getiriyor. Zaten daha sonra Cumhuriyet dönemi içine kadar süre, süre gelecek olan gelen arkeoloji geleneği de temellerini Osman Hamdi Bey atıyor. Osman Hamdi Bey'in bir yerde tek bir yani yanında yetişmiş kadroların olmadığını, ne yaptığını anlayan bir, en azından birkaç kişiden fazla kimsenin olmadığı bir dönemdi. Batılıların kolonyal yaklaşımlarına karşı, Batı ülkelerine karşı tek başına mücadele etmiştir. Tek başına direnmiş ve bunlara karşı e, o imparatorluğun çıkarlarının kendi müzesini korumaya da gerçekten olağanüstü çalışmalar yapmış. Ve bunun yanı sıra da ilk defa e, bilimsel arazi alana çıkarak da alan araştırmalarını yapmış. Kazı yapmış, yüzey araştırmaları yapmış. Ve arkeolojinin kurumsallaşmasını, yasal temellerinin atılmasında büyük bir ön, e, öncülük yapmış. Ve, ve, Cumhuriyet dönemine kadar gelen arkeoloji geleneğini de beraberinde getiriyor. Bunların başında Schliemann gibi yani... E, ...yasaları yasalara uymak istemeyenlerle yaptığı mücadele, yani yasalara uymayanları durdurmak için elden geleni yapıyor. Durdurabildiğini durduramadığı ayrı ama en azından o kaygı içinde taşıyor. Bir yandan e, kolonyalist yaklaşımla ya e, Osmanlı'yı küçük gören yaklaşıma karşı çıkarken gerçek bilim insanlarından dostluğunu sürdürüyor. Yani bu ayrım zaten Türk Ayküresi'nin daha sonra da bunun üzerine göreceğiz. Atatürk'ün de politikasında bilim insanlarıyla bilim insanı olmayanları ayıran bir politikanın geleneğini e, Osman Hamdi Bey'in attığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Osman Hamdi Bey bunun yanı sıra arkeolojik kurumsallaşma topluma olan yüzü olan müzelerin gelişmesi. Bunun da yasal altı ve başka müzelerin kurulması için de uğraşıyor. Gerçekten Osman Hamdi Bey'i her zaman saygıyla anmak gerekiyor. Ve Osman Hamdi Bey'in kurduğu düzen sayesinde sadece İstanbul'daki müze ve yapılan kazılarla Batılılara verilen kazı izleri kontrol edeni tamamen iyi bir denetim kuruyor. Bunlarla sadece patolik müzesi zenginleşmiyor. Bu aynı zamanda Osman Hamdi Bey'in o alana sağlamasıyla yakın Doğu Arkeolojisi, Ön Asya Arkeolojisi de dünyada hızlı bir alan olarak gelişiyor ve bugün bugün ki bilgilerimizin temellerin çoğu da o dönemde yapılan kazılarla atılıyor. Yani sadece İstanbul Müzesi'ni zenginleştirmiyor. Yoğun bir bilgi akışında bu sağlıyor. Türkiye Cumhuriyeti kurulun altı bu altıktan geliyor. Yani Osman Hamdi Bey burada Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasında kurulduğu zamanki arkeolojik politikalarına baktığımız zaman en büyük avantaj bunun altlığında Osman Hamdi Bey gibi dünyaya bilen kültürlü bir insanın hazırladığı bir altlığın olması. Ama bundan sonraki gelişme Atatürk'ün bilim anlayışı, Atatürk'ün dünya görüşü uzak görüşlüyle yeniden biçimlendiriliyor. Eee Bundan üzerinde daha sonra daha ayrıntılı olarak duracağım ama burada iki tane e, karşıtlığı sürekli olarak görüyoruz. Bunlardan bir tanesi, yani bir ulus yaratma kaygısı var çünkü Osmanlı'dan bir ulus kalmıyor. Bir Osmanlı zihniyetinden sonra o, ulusun yaratılması lazım. Bu ulusun nasıl yaratılacağı, hangi temele oturacağı, çünkü Türk kavrama bile tamamen yabancı o sıralarda. Osmanlı Türk'ü zaten genellikle kabul etmemiş terim, terim olaraktan. E, bunun... ...bir Turancı yaklaşımdan, uzak ülke ve Orta Asya'ya bağlı bir kimlik yaratmak. O sırada en... E, ...birçoğun öngördüğü... E, ...pantürkist bir yaklaşımla bir ulus bilinci yaratılmaya çalışılıyor. Atatürk buna karşı çıkaraktan bunu Anadolu topraklarına bağlı, bir Anatolizm diyebileceğimiz... ...toprağa bağlı bir ulus... E, modeline gidiyor. Bunun üzerine biraz sonra daha duracağım ama burada esas e, ana motiflerden bir tanesi Atatürk'ün diğerli herkese karşı çıkaraktan bir ırka dayalı bir ulus yerine toprağa davalı bir ulus kavramını geliştirmesi oluyor ki bu zaten arkeolojiyi de yönlendiren bu oluyor. Ancak Atatürk elinde yetişmiş kadroların olmaması, e, ...deneyimlik deneyimli pek e, yani e, Osman Han Bey'in kardeşinin e, dışında ve işte Makridi Bey gibi bizdeki birkaç memurun dışında deneyimli kimsenin olmaması sanırım burada karşılaştığı ilk zorluklardan bir tanesi. Ama e, Osman Hamdi Bey'in son e, e, 1906 yasasını olduğu gibi koruyor. Zaten 1970'lere kadardı. o kadar iyi bir yasa ki bize bu, bu ileri yıllara kadar o yasayla gidebildik. <laughs> ee, o, e, o, Osman Hamdi e, Atatürk'ün e, ilginç şeylerinden bir tanesi, birinci Dünya Savaşı yıllarında, yani Kurtuluş Savaşı yıllarında Batılı işgal kuvvetlerinin Anadolu yaptığı kazılarla ortaya çıkan bulutları İstiklal savaşının sonunda kendi ülkelerine götürmüşlerdir. Bunların en önemlilerinden bir tanesi Karahç Defekt Gelibolu'da Protesilaos diye bilinen oradaki Fransız işgal komutu işgal kuvvetleri için bir arkeolog var Demangel. Demangel, orada çok başarılı bir kazı yapıyor. esasında çok başarılı bir kazıdır ve o bölgenin ilk defa kültürel tarihi sürecini ortaya çıkartan bir kazı çalışmasıdır. Bir kronoloji veren. Ama işgal kuvvetleri giderken Potislaus buluntuları da Selanik'e götürüyorlar. Aynı şekilde Sart'ta çalışan Amerikalılar da Yunan kuvvetleri geri çekilirken Samsos'a e, yine e, buluntuları götürüyorlar ve Türkiye ile Ankara hükümetiyle birlikte hareket eden İtalyan grubu Antalya onların işgalindedir. Antalya'daki konsolosun koleksiyonculuk yaptığı, çevrede eser topladığı ve bunları bir koleksiyon haline getirdiği biliniyor. Ankara hükümeti bütün bu zorluklara rağmen ilk anlaşmalarda bu bulutların Türkiye'ye geri dönmesini de üzerinde ısrarcı oluyor. Protesi Laos bulutları, yani Kara Ağaç bulutları İstanbul Müzesi'ne, Sart bulutları da İzmir'e geliyor. İtalyanlarla e, ve o zaman da dost olan yani Ankara'yı destekleyen İtalyanlara tek kazı izni verilmeyen İtalyanlar oluyor 19 o sorun çözülünceye kadardı. 1930 yılına kadardı. Diğer bütün uluslara savaş e, Sıklar Savaşı'nda karşımıza duran İngilizlere ve Amerikalılara, Almanlara kazı izni veril, e, Fransızlara kazı izni verilirken İtalya'da 1930'a kadardı. Kazı izni verilmiyor. Yani bir anlamda Atatürk Gerçekten Ankara hükümeti kültür varlıklarının ben sahibiyim ve bu mesajı dünyaya çok net açık bir şekilde verebiliyor. Atatürk'ün kişisel ilişkisinden ben hakkında heyecandan bahsettik de gerçekten sağlığın el verdiği dönemlerde bütün kazıları geziyor. Atatürk'ün hemen hemen gezmediği kazı sanıyor ki yok. Özellikle Ankara civarındaki bütün kazıları hemen hepsini gezmiştir. Maalesef bunların çoğunun fotoğrafla belgesi yoktur ama Atatürk'ü ee, şu anda bile birçok kazı yerinde gezdiğinin gösterisinden giderekten sayısı artıyor. Hem kazı yapılmasını teşvik ediyor, bunları gidiyor, ama hiçbir zaman da bunları e, yukarıdan bakaraktan e, kendi anlayışına göre yönlendirmeye çalışmıyor. Ee, ve sanıyorum ki e, bu Aspendos Tiyatrosu'nun gezdiği zaman verdiği beyanat, yani bunları bu eserleri bizim onarmamız, bunların tekrar ...ayağa kaldırmamız gerekli ama aslında uygun bir amaca şekilde ...yani bir iki mahsusiyeti izne değil... ...buna esaslı uygun bir şekilde bunları ayağa kaldırmamız lazım mesajı... ...sonra ki çağının o dönemi anlayışının çok ilerisinde bir şeydir... Ee, ...o yaklaşımdan geliyor... ...ve elimden geldiği kadar burada... bahsi e, Müzeler'deki gezerken özellikle Diyarbakır'daki... E, ...Surrude Urfa Kapısı'ndaki... E, ...oradaki incelemeleri çok... ...etkileyici bu da bir Gabriel'in etkisiyle oraya gidiyor... Tabi bu her şeyin çok mükemmel olduğu anlamına gelmiyor ama o dönem için sanıyorum ki Atatürk'ün eski eser yaklaşımı ve bunların teşviki çok önemli. Aynı zamanda bunun kurumsallaşmasını yani Türkiye'de bir kadro yetişmesi, Türkiye'de araştırmaların kurumsallaşması için bunu sadece müzelerden değil sadece kazılarla değil... Bunun bilim insanlarının bir araya geldiği, işte ilk başta Türk Ocakları'nın sürdüğü, daha sonra bu Tarih Tetkik Cemiyeti, daha sonra bu Tarih Kurumu'na dönüşen ve aynı zamanda Dil Kurumu'nu kuruyor. Ve bunların verilen görevlerin arasında tarihi incelemek kadar, tarihi dönemleri incelemek kadar yapılan alan çalışmalarını desteklemeyi de bunların görevleri haline veriyor. Ve kendisi bizzat bu çalışmaları yönlendiriyor, teşvik ediyor ve o dönemdeki ve dışarıdan da uzmanların getirilmesini sağlayaraktan gerçekten bir sağlam bir altlığın kurulmasını o sırada sağlıyor. Bunların üzerine tek tek durmanın şey yok. Herkes benden daha iyi bildiği konular. Ama gerçekten o yıllarda tarih kurumunun ilk birinci tarih kurumundan itibaren birinci tarih kurumu kongreleri ve yaptığı toplantılarla e, farklı bir bakış açısını getiriyor. Bu sadece Anadolu'ya ve Türklere yönelik değil. O zamanki e, yapılan yayınlara bakarsak bunu hemen hemen dünyadaki bütün kültürleri yani Hindistan'dan e, Mısır'a her yere kadar olan kültürleri ele alan çalışmaların yapıldığını e, görüyoruz. Ve kendisi bunun akademik bir alan olarak da üniversite reformu ile birlikte re gerçekten üniversitelerde bilimsel arkeolojinin yerleşmesi bu, gerçekten bu Atatürk'ün e, üzerine en Türkiye'nin en fakir olduğu dönemlerde, Osmanlı'nın olmadığı dönemlerde üniversitelerde Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nin kurulması, kurulması hemen ardından klasik filoloji derslerinin başlatılması, hemen ardından ...Hitoloji, ve İran enas Kültürleri, klasik arkeoloji gibi, Sümeroloji, gibi bütün alanların kurulması ne kadar ciddi bir yatırımın burada yapıldığını bize gösteriyor. Eee Üniversitesi'nde biraz daha geç başlıyor bunun Bostert'in gelmesi, Arif Bey'in oraya çekilmesiyle. Ama her iki kurumda da arkeoloji sadece Anadolu arkeolojisi, yerel değil, bunu küresel ölçekte bakan, çe çeşitliğiyle bakan, aynı zamanda etnografi antropoloji de içine alan bir yaklaşımla birlikte ve bir akademik alan haline gelmesini sağlıyor. O yılları e, sadece arkeoloji olarak da, hani, üniversitelerde Türkiye'de yetişmiş kadronun olmadığı, yani bir akademik dünyanın, bir kuşağın olmadığı bir dönemden düşünmemiz lazım. 1930'a üniversite reformundan sonra, böylece... İlk üniversite kurulduğu zaman üniversitelerde ders verecek, bölümü kuracak hocaların sayısının bile hele doktoralı hocaların hemen hemen ki olmadığı bir dönemde başlayan bir çalışmadır. Gerçekten bunu nasıl başarıldığını anlamak, algılamak çok güç. Üniversite okumaya bile talebin olmadığı bir dönemden söz ediyoruz. Ee, ve bugün eğer Türk Üniversitesi'nde arkeoloji ve bilimler bir yere gelmişse gerçekten bu anlayışın bunda büyük bir yeri var. Bunu Türkiye'de bunu kurmanın yanı sıra öğren Türk öğren dışarıda yerleşmiş akademik kurumlardaki eğitimin ne kadar önemli olduğunu gayet iyi bilen bir insan Atatürk. Türkiye Cumhuriyeti'nin en fakirleri savaştan çıkmış, savaşlarla yıpranmış, elinde ekonomik gücü olmayan bir ülke büyük kaynaklarını dışarı öğrenci yollamaya ayırmıştır. Bu sadece e, ekonomik alanda, teknik alanlarda değil, sosyal bilimlerde de, e, müzikten e, beden eğitimine kadar, el içe, nakış işlerine kadar... her alanda öğrenci yollanmıştır. Ve bunlar arasında çok sayıda öğrenci de... burada bazıların isimlerini görüyorsunuz. E, bunlar için de Ekrem Akurgalı gibi, büyük hocalar Suat Baydur gibi... E, yurt dışında en, en iyi kurumlara yollanmışlardır. Ve bunu yollamakla kalmamış. Bugün sadece bugün dışarıda öğrenci yollanıyor. Ama öğrenci müfettişleri buna sıkı bir şekilde denetlemiş. Bunların... E, hocalarından görüşmüş, derslerdeki başarısını da sürekli olarak izlemiş ve bir sahiplenmişlerdir. Ee, ve bu sayede Türkiye'ye buradan döndükleri zaman da ger gerçekten yetişmiş, batıda iyi bir şekilde yetişmiş olarak geliyorlar. Burada tabii Bahadır Alkım'ın da bunlar arasında almamız gerekiyor. Aynı zamanda kendi olanaklarından giden, Şahalet Hanım gibi, Sanım Jale Hanım da öyle şekildedir. ...bir kadro var. Ve buna hepsi döndükleri zaman da... ...Türkiye Üniversiteleri'nde yer bulabiliyorlar. Bir kuşağın yetişmesi bu şekilde... ...bir ekip yetişmesi sağlanabiliyor. Ee, akademisyen olmak da... ...akademik dünya bir gelenektir. Bir süreçtir. Ee, bu akademik dünyanın... E, ...bir kuşağı ilk defa dışarıda okuyup... ...gelenlerle bu akademik dünyanın kurulamayacağını da... ...bilen bir insana Türk belli ki. Ve, bu, e, ve dış, yurt dışındaki bilim insanlarını Türkiye'ye çekmeye çalışıyor. Bunu her zaman e, Nazi rejiminden kaçan, Hitler'den kaçanların Türkiye'ye gelmesiyle bağlaştırılır. E, bu tam doğru değil. Çünkü ondan, ondan önce de Türkiye'de üniversitelerine dışarıdan bilim insanları davet edilmiş bazıları bu gelmişler. Kısa süreli de olsa da gelmişler. Ve Türkiye'de üniversite anlayışının, akademik anlayışın kurulması için ellerinden geleni yapmışlardır. Ama gerçekten Hitler'den kaçan, Hitler rejiminden kaçan, Nazi rejiminden kaçanları Türkiye kucak açmış. Ve bunların içinde özellikle çalışma alanı Anadolu, Yakın Doğu olanlar e, Türkiye'ye daha sevinçten gelmişler. Bunların başına da gayet de bir Bosert'i hatırlamamız lazım. Lans, Berger, Güterbock gibi çok önemli isimler geliyorlar. Ve Türkiye'de gerçekten gerek dışarıdan gelen, e, dışarıda okuyup gelen öğrencilerle, gerek Türkiye'de sağlanan olanaklarla... ...Türkiye'de e, üniversitelerinde, diğer çevremizdeki ülkelerden farklı bir arkeoloji geleneğinin, farklı bir bilim anlayışının yerleşmesini sağlıyorlar. Ee, bunu e, baktığımız zaman, e, genel olarak baktığımızda Türkiye'nin bugünkü, evet yani Türkiye'de bugün başı çeken ülke olmayabiliriz. Dünyadaki 51, 200 ülke içinde aşağı yukarı 14-25 bakısındayızdır. Ama e, çevremizdeki ülkelere baktığımız zaman, onlardan kat kat ileri bir isek sanıyorum ki bu, ...akademik ortamın, akademik dünyayı bilim anlayışını yerleştirmekteki 1930'lu yıllardaki yatırımların sonucudur. Aksi takdirde bugün 80'lerde, 90'larda olmamız gerekiyordu. E, müzelerin kurulmasına önem verilmiş. E, özellikle Atatürk bunu topluma, müze, müze kavramının toplumla özleşmesi gerektiğini e, baştan beri bilen bir insan. Ee, halk evlerine verilen görevlerin başında sadece resmin devleti kurduğu müzeleri aktan değil, halk evlerine verilen görevlerin başında kendi bulundukları yerlerde müzeler eski eserleri toplamaları, köy müzeleri kurmaları ve o sıralarda kurulmuş çok sayıda köy müzesi de vardı. Köylerde eserlerin toplanması, bunun toplumdan paylaşılması, köy odalarında da eski eserler için yer ayrılması ve bunun toplumdan paylaşılması yine olan kararlardan biridir. Ve burada sağ üstte göre eski eserleri toplama kılavuzu da yani koruma kılavuzu gibi çok e, bunların en sık başka yerine borçluyum. Ondan onun sayesinde bunu erişebildik. Gerçekten o dönemde 1930'larda böyle bir kitabı yazılmasının düşünülmesi bile sanıyorum ki e, başka bir boyutta ve, mümkün ve devletin sınırlı imkanlarından buradaki listedekileri okumayacağım ama çok sayıda müze kuruluyor. Bunların içinde en ilginç olanlarından bir tanesi sanıyorum ki Edirne Müzesi. Sınırı yakın, orada Atatürk bir Türk devletin gelenlere karşı bir fasad, bir yüzü olaraktan bunu görüyoruz herhalde. E, aynı zamanda bir yayın politikası, e, yapılan çalışmaların yayınlandığı, bilimsel çalışmaların yapıldığı kongreler yayınlanıyor. E, e, Türk Arkeoloji Derg Etnografya Dergisi gibi süreli yayın çıkıyor, A müze kılavuzlarının çıkartılmasına çalışılıyor. Aynı zamanda topluma yönelik, topluma bilgilendiren yayınların yapıldığı çok zengin bir yayın dünyası. O zamanki e, Türkiye'de kaç okur yazar vardı döneminde bir açıdan bakmak lazım. Ama gerçekten çok hızlı bir şekilde çalışmaların yayınlandığını, yapılan kazıların da Türk Tarih Kurumu tarafından hızlan yayınlandığını, kongrelerin sürekli olarak yayınlandığı bir dünyayı görüyoruz. Daha sonra bunu o devre herhalde gıpta ile baktığımız bir süreç olması gerekiyor beni en çok şaşırtan kurtarma kazıları oldu. Türkiye Cumhuriyeti kurtarma kazılarıyla benim bildiğim, izlediğim kadarıyla ilk defa 1968 yılında Keban'dan sanıştı. Sistemimize girmedi. Zorlamasıyla, zorlamayla kurtarma kazısı yapılması bir bölgede e, sisteme kab bürokrasiye kabul ettirildi. Daha sonra 2000'li yıllara kadar kurtarma kazıları ya yani 1990'ların sonuna kadar kurtarma kazıları Türkiye'nin sisteminde bir yüktü ne zamanki Valletta Sözleşmesi'nin uygulanması biraz daha ciddiye alındı. Son yıllarda kurtarma kazanı sayısı giderek arttı ve artık en azından bir sistem haline geldi. Ve bugün Türkiye'de kurtarma kazılarının sayısı giderek artıyor. Ama biz 1920'li yıllardan bahsediyoruz. Daha dünyada kurtarma kazıları yani yatırımla kültür varlıkları arasındaki barışı sağlayan sistem dünyada olmadığı bir dönemdi. Atatürk Ankara'yı imar, ederek imar, eder, imar ederken bütün kamu yapılarının olduğu yerlerde kurtarma kazıları yaptırmıştır. Bu inanılır gibi değil. Arkeologların olmadığı bir ortamda İstanbul'dan Makredi Bey'i getirtmiştir. Ankara'da kazı yaptırmıştır. Oradaki Türkiye'deki Alman arkeologları çağırmıştır. Ankara'da kazı yaptırmıştır. O sayede Ankara civarındaki frik tümülüsleri, Ankara'da yapılan kamu yapıları hemen hemen kültür varlıklarına hiçbir zarar vermeden ya da e, en azından bilgiyi kaybetmeden oluşmuştur. Önemli bir şey çıktığı zaman proje değiştirmiştir. Roma hamamlarında olduğu gibi. Orası bir açık hava müzesi haline dönüştürülmüştür. Augustus Tapınağı gibi. E, bazı tümünüsler belgelendikten sonra kaldırılmıştır. Ama Ankara'da 1920'li yıllardan itibaren çok sayıda kurtarma kazısının yapıldığını biliyoruz. Ve bu gerçekten Ankara'yı en iyi belgelenen Türk kentlerinden, geçmişe en iyi öğrendiğimiz Türk kentlerinden bir tanesi haline getiriyor. Keşke o Atatürk'ten sonra da bu anlayış devam edebilseydi. Yani kültür bir yerde kurtarma kazıları az evvel de belirttiğim gibi kültür varlıklarıyla günümüzün gereklerini, günümüzün çağımızı günümüzün gereklerini barıştıran ikisini bir araya getiren karşılıklığı kaldıran yani ya o ya o değil birlikte bunun bir çözüm aranan bir sistem. Atatürk'ün bu 1920'deki getirdiği anlayış sanıyorum ki kültür tarihinde. ...hak ettiği yeri şimdiye kadar pek bulamadı. Ee, arkeolojik varlıkların yanı sıra... ...Osmanlı döneminde harabe haline gelmiş... ...eski yapılar, anıt yapıları da... El, ...bir olduğu kadar... ...olarılmasına çalışıyor. Bunların arasında özellikle... E, ...Konya'daki Selçuk anıtları veriliyor. Tabi bu arada ters şeyler de yapıldığını biliyoruz. Konya surlarının yıkılması... Kayseri surlarının yıkılması gibi bir takım bize bugün çok aykırı gelen şeyler var ama o dönemki dünyayı düşündüğümüz zaman zaten Avrupa'da da kent surlarının çoğunun ortadan bu şekilde kaldırıldığını biliyoruz ama bir anıt yapıları korumak yani sadece belirli bir döneme değil anıt yapıları korumaya yönelik olan bir sistemin de beraberinde geldiğini görüyoruz. Ee, devlet sadece müzeleri kurmaktan kalmıyor. Aynı zamanda Türk bilim insanlarının, o sırada yetişmekte olan Türk bilim insanlarının da Anadolu'da kazı yapmasını teşvik ediyor, özendiriyor ve bunlara sahipleniyor. Bunların e, ilk ilk en eskisi değil ama en önemlisi gayet de bir alacoyuk, devletin bir prestij kazısı, kazı yarısı haline geliyor. E, alacoyuk bir yerde e, Ankara hükümetinin e, dünyaya kendini bilim alanındaki, arkeoloji alanında kabul ettirdiğini, ve böyle çalışmalar yapabildiği ve doğru bir şekilde bunları ortaya çıkarttı. Çünkü kral mezarının halini, durumunu görüyorsunuz. Çok zor bir kazı esasında. Bugün ben e, böyle bir şey ben karşılaşmak istemezdim. Bunu böyle bir şey temizlerken can, ne kadarını mahvederim diye korkardım. Gerçekten Alacıoğlu'da bir yerde de çok büyük bir şansla bunlar rastlanmış olması. Ama gel, e, son derece başarılı bir şekilde kazılaraktan ve, sık, ve gayet sık aralıklarla yayınlanıyor. Ve bu gerçekten Türkiye Cumhuriyeti'nin başarılarından bir tanesi. Ama onun yasa çok sayıda kazının yapıldığını görüyoruz. Bu Bunları burada sıralamayacağım. Ama özellikle Ankara civarında, eti yok şu gavur e, kale gibi birçok yerde Türk kazılarının yapıldığını, Türk bilim insanlarının buralarda eğitildiğini ve, ve yeni bir kuşağın, bir akademik kuşağın, ihtiyaç olan kuşağın yavaş yavaş burada oluştuğunu görüyoruz. Bu gerçekten e, o dönemin çok başarılı işlerinden bir tanesi. E, Atatürk'ün ilk başta konuşmanın başında Trak, e, Tümülüsler'den söz etti. E, Selanik Tümülüs kızlarında Tümülüsler'e bir heyecan duyduğunu. Gerçekten Atatürk'ün önem verdiği projelerden bir tanesi Trakya projesi olmuştur. Genel olarak Türkiye'deki insanlara sorduğunuz zaman ki ben de Trakya'da çalışan biri olarak ya Trakya'da ne var ki? Trakya'ya niye arkeolojik bir değer vardır? Orada sorusu her zaman bana da gelen bir şey. Atatürk Trakya'nın önemini Selanik'ten herhalde biliyor Balkan ülkelerindeki. Ve Trakya'daki tümülüslerin kazılmasıyla ilgili olarak da Arif Mansel, o zaman İstanbul arkeloji Müzesi müdürü yanılmıyorsam görevlendiriyor. O sırada Trakya Umum Fetişi Kazım Dirik gayet son derece kültür talimi, arkeoloji meraklı tutkulu olan bir yönetici. Arif Üftübansel'e her türlü kolaylığı sağlıyor. Ve Arif Üftübansel 1936'dan Atatürk önemine kadar, 39'a kadar Trakya'da Kıbrıs kazıları ve e, diğer bazı yerlerde de küçük sondajlar yapıyor. Bunlar içinde benim için en ilginç olanlardan bir tanesi Alpullu'dur. Alpullu bildiğiniz gibi Cumhuriyet'in büyük yatırımlarından şeker fabrikası yatırımlarının olduğu bir yer. Şeker fabrikası arazisinde e, bu tümünün kazılmasına öncelik veriliyor. Şeker fabrikası tarafından zarar görmemesi için Alpullu'daki höyük e, ee, bunu tümlüs olaraktan giriliyor ama tümlüs olmadığı daha sonra anlaşılıyor. Ama gerçekten önemli bulutlardan bir tanesi. Sol üst köşedeki resimde benim en sevdiğim gerçekten Trakya köylüsünü, o dönemlik çalışkan Trakya köylüsünü gösteren kazı resmi olaraktan çok hoşuma gidenlerden biri. Daha sonra Re Oğuz, Remzi Oğuz Arık da çalışmalara katılıyor ve raporların bir kısmında zaten bilgileri de Oğuz Remzi Oğuz Arık'ın bir e, raporlarından öğrenebiliyoruz. Ee, Trakya'da sayısını tam olarak çıkartamayacağım ama çok sayıda tümün 3 3 sene içinde Arif Bey kazıyor. Bunun da gayet güzel, iyi değerlendiriliyor. İstanbul'a getiriliyor. Ee, ve, ve böylelikle ilk defa Trakya kültür e, öğrenmeye ve bundan zengin bulunduklarıyla birlikte gerek Kırklareli özellikle Vize, ve Hasköy civarındaki tümlüsler, Umurca, Lüleburgaz tümlüsleri bunların içinde en önemlileri e, e, Büyük bir yatırımdır bu Türkiye Cumhuriyetinin Trakya'daki tüm e, kültür tarihine kazandırılması. E, maalesef Atatürk'ün ölümünden sonra bu proje duruyor. Açığa çıkan o, a, a, tamamen kazılmış olan tüm korunması yapılamıyor ve daha da acıklısı Atatürk'ün ölümünden sonra Arif Bey bu projeye devam etmiyor. zaten ondan sonra savaş yıllarıdır. Ama ondan sonra Trakya'ya uzun yıllar boyunca hiç kimse yüz, e, ilgilenmiyor Trakya'yla ve daha daha da acıklısı başka tüm kazısı yapılmıyor. Atatürk'ten evvel yapılmış bir tek hastalık yaptığı eriklice kazısı vardır. Atatürk zamanında ne kazıysak Trakya'da onlar yapılıyor. Onun dışında Trakya'da biz yüzey aşması yaptığımız zaman 3000 bin saymıştık. 3000 bin aşağı yukarı görmüştük. Bugün Trakya'da kazılmamış, tahrip olmamış, yağmalanmamış sanırım üç tane tümülüs biliyorum. Atatürk'ten sonra bilimsel olaraktan kazılı bir şey olmuyorsam iki tane tümülüsü vardır. Onun dışında pek bir, ben bilmediğim de olabilir ama genellikle yağmalandı. Yağmalandıktan sonra, defineciler soyduktan sonra müzeler kalanları toplamak, belgelenmekle, belgelenmekle görevlendirmiştir. Hiçbir tümülüs kazısına izin verilmemiştir. Bu Atatürk'ün ne kadar uzak görüşlü olduğunu Atatürk olmasaydı bunları da göremezdik. Ama keşke açığa çıkan tümülüsler, yani 47'deki bu kubbeli mezarlar korunup bir türlüs bize sahne getirebilseydi diye düşünmeden insan edemiyor. E, Atatürk'ün buna e, dünyaya bakış, bilim açısı da bilime bakış açısı yani e, bu üzerinde çok göz ardı edilen konulardan biridir. Atatürk bir ulusalcıdır. Ekonomiyle ilgili Osmanlı İmparatorluğu'nun sattığı yabancılar yaptırdı her şey uluslaştırmıştır. Ekonomik değeri olan her şey uluslaştırılmıştır, satın alınmıştır, ulusa mal edilmiştir. Siyasi önemi olan, stratejik önemi olan her şey ulusallaştırılmıştır. Atatürk'ün uluslaştırmadığı, dü uluslararası düzeye taşıdığı tek şey bilimdir. Atatürk ulusal bilim olmayacağını, bilimin ancak uluslararası platformda yapılabileceğini, bilimin bir paylaşım olduğunu çok iyi bilen, öngören bir insandır. Ve Türkiye'de çalışmak isteyen bütün yabancı bilim insanlarına kucak açmıştır. Bilim, bilim insanı olması koşuluyla. Türkiye'de bunları çalışmaya teşvik etmiştir. Devlet bu da destek vermiştir. Ve ve Türkiye'de çalışma çalışırlarken de ...devletin hütretiyle höt değil, devletin baskısıyla değil, devletin bir bilim insanına gösterdiği saygıyla görevden çalışmışlardır. Burada beni en çok etkileyen şeylerden bir tane tesadüfen bir arşivde buldumdu. Eee Malatya kazı izni verilirken bir e, kazı izinde yazılan bir cümle vardır. Anadolu arkeolojisinde büyük hizmetlerde bulunan Müstede Report'un kazısının devamına ...diye yazılıyor. Bugünden karşılaştırdığımız zaman... ...bugün diğer yabancılara bize gelen kazı izinleri bile... E, ...yani... ...olmasanız daha iyi şekilde geliyor. O dünyadan karşılaştırdığımız zaman... E, ...öyle bir anlayışı... ...ne kadar neler kazandırdığını ...Türkiye'ye görüyoruz. İkinci yapılan eleştirilerden bir tanesi... ...Atatürk'ün daima bu ırkçı olduğu... E, ...diğer dönemleri... ...göz ardı ettiği... ...yabancılara karşı durduğu şeysidir. Verilen kazı izlerine baktığınız zaman... Türkiye'nin her yerine, her dönem ait kazı izni verilmiştir. Bir seçicilik yoktur. Van'da da kazı izni verilmiştir, Batı'da da verilmiştir, Bizans kazıları verilmiştir. Hatta 1926 yılında İngilizlere İstanbul'da Bizans araştırmaları izni verildiği zaman İngiltere'de gerçekten bir olay olmuştur. Bu kadar bir, bir savaştıktan sonra Bizans dönemi araştırmalarına izin verilmesi dış İngilizler uzun zaman atamamışlardı. Bu gerçekten evrensel bir anlayışın Atatürk'ün büyük bir e, dünya insanı olduğunun göstergesi olarak sanıyorum ki anılması gerekir. 1926 yılında e, Alman Arkeoloji Enstitüsü kurulması yani batılılığın kurumsallaşması da burada sağlanıyor. Ve aynı zamanda sadece tek bir noktada devletin sıkı denetimi altında kazı yapmak değil. O zamana kadar araştırmamış olan Anadolu'yu araştırmak, araştırmalara teşvik edilmiştir. Bunların içinde şeylerin Orta Anadolu'da yaptığı yüz araşması ki Orta Anadolu ilk doğru düz belgelemesidir. Ee, ve Ali Fonder, von der Osten ekibinin Doğu Anadolu'da, Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da yaptığı araştırma ki gerçekten e, heyecan verici, o dönemde hiç olmadığı, hiçbir bilgimizin olmadığı bir bölgede yapılan araştırmalardır. Ee, sol, so, üst, üstteki resim sanıyorum ne koşullarda yapıldığını yani o rapor okuduğunuz zaman Ali e, ekibinin Malatya ve Maraş bölgesindeki karşılaştıkları zorlukları burada işte öküzlerle çekilen ciplen beraber gidilen ve çamura saplanan ve tamirci bulmak için bir hafta uğraştıkları gün şeyleri ama Güney gerçekten Elazığ, Malatya, Diyarbakır Ufa bölgesinin tarih öncesinin ilk izlerinin o zamanlar Fonder Osten'in çalışmalarıyla. Atatürk bunları takdir ediyor. ve Fonder e, Osten'den e, özellikle bu kara e, şeyde e, e, ay. Karşılaşması, bütün bunları takdir eden bir insanın başta olması bilime ne kadar heyecan ve elden sarıldığını sanıyorum ki bize gösteriyor. Buraya kadarı Atatürk'ün yani Cumhuriyet'in başarıları, Cumhuriyet'in yaptıklarıydı. Biraz tartışmalı olan bir başka tarafa, başka bir açıya girmek istiyorum. Bunlardan biri politize edilmesi. Genellikle Atatürk döneminin Atatürk'ün tarih anlayışıyla söylenen şey işte bir e, pan-Türkist bir yaklaşımı koydu. Şey i̇şte, e, bir e, Türk odaklı bir dünya tezi, tarih tezi geliştirdi ve bu te ve bu tezden e, dünyaya eğlence oldu. Şimdi arkeoloji konuşmamın başında söylediğim gibi geçmişe bakan, geçmişten anlamaya çalışan bir bilim dalı. Geçmiş o kadar zengindir ki, o kadar çeşitlilik, yani bugün ne kadar dünyada çeşitlik varsa geçmişinde o kadar çeşitliği vardır. Siz bunu bastırdığınız zaman tek boyuta indirirseniz, içinde her şeyi ispatlayacak delilleri, kanıtları toplarsınız. Bir milletin en kahraman olduğunda delillerini bulursunuz, kanıtlarını bulursunuz. O milletin dünyanın en rezil milleti olduğunu ispat, kanıt, ispat, ispatlayabilirsiniz. Yani geçmişin içinde her şey vardır. İstediğini söyleyebilirsiniz. İstediğiniz kuramı kurabilirsiniz. Ama arkeolojinin bir tek iyi tarafı vardı, benim sevdiğim tarafı. Geçmişe değiştiremezsiniz. Ne yaparsanız yapın, neyi söylerseniz söyleyin. Geçmiş yaşanmıştır, bitmiştir. İçinden bir şey değişmez. Ee, politize edilmesi kolaydır. Çünkü somut veriler ortaya çıkıyor. Ulus devletlerin oluşumunda bütün ulus devletler, Avrupa'da oluşan yani Kutsal Roma gelme İmparatorluğu'na ayrılan Fransa'sı, Belçika'sı, Danimarka'sı hepsi bağımsızlıkları alır almaz ilk yaptıkları iş kazı, arkeolojik kazı yapmak olmuştur. Yani kendi varlıklarını, kendi ulus bilincini yaratmak için uluslar yaratılmış şeylerdir. Arkeolojiye yönelmişlerdir. Osmanlı İmparatorluğu ayrılan bütün devletlerde ilk işi ayrı bağımsızlıkların ertesi yılında arkeolojik kazı yapmaları ve kendi varlıklarını ispatlamaları. Bunun en tipik örneği Romanya'dır. Bağımsızlığından bir yıl sonra Kukuteni kazılarına başlamıştır. Ki Yunanistan'da aynı şey, Mısır hepsi bunun için geçerlidir. Onun için arkeoloji politize edilme şeysi vardır. ve 1900 İkinci Dünya Savaşı'nın önceki yıllar. Bunu çok ya bütün herkesin yaptığı şeylerdi. Burada sadece kendi ulus oluşturmak değil. Burada diğer bir mesaj daha vardır. Dünyaya uygarlığı ben yaydım. Benim ulusum en uygarıdır. Ve evet, bütün dünya bana borçludur mesajı. Bunu e, Kosina gibi e, bir ırka, bir e, kafatasına bağlı bir şey de yapabilirsiniz. Ya başka açılardan da buna yanaşabilirsiniz. Yani bunu bir ekonomik temeli, bir doğal çevre ortamına, bir bugün olduğu gibi DNA grubuna, bir lingvistik gruba, dil dil grubuna her şeye bağlı modeller çıkartabilirsiniz. Bu bir yerde ulus devlet kurumunun kurmanın, bir ulus kurbanın dünyadaki vazgeçilmez aracı haline gelmişti. Bunu yapmayan ülke olduğunu zannetmiyorum. Ama bu bazen çok komik hallerde gelebiliyor. Bugün ee, biraz internette dolaşırsanız ki bunu internetten topladım. Ee, yani yarım saatte bunu yani 200 iki, iki tane farklı model görürsünüz. Benim şu ana kadar gördüğüm en abartılı komik model ee, Romenlerin... Romenler'in Roman trak, e, Romenlerin ataları olarak gördük trakların kolon böcesi ilk akı oluşmasına katkıları üzerine ben bir bildiri dinledim esasında. E, bu ee, bu komedi, yani iki yıl evveldi Paris e, UNESCO'da bir bilimsel toplantı, UNESCO'nun UNESCO'nun düzenlediği bir toplantıydı. Pesafı ben de oraya çağrılıydim. Kazakların Sümer'den geldiği, Sümerlerin Kazakların ataları oldu ve Kazak uygarlığı kurduktan sonra Amerika'ya gidip İnka uygarlığı kurduklarına dair bir sempozumdu. Sonra araştırdım ki Nur Sultan Bayev büyük büyük bir bağış yapmış UNESCO'ya. UNESCO ya. onun üzerine böyle bir toplantı yapmış. Bunu orada DNA kaynaklı, lingüistik kaynaklı, arkeolojik kaynaklı her şeyini söylediler. Onun için yani bunun dilin kemiği yok, her şeyi söyleyebilirsiniz. Ama Atatürk'ün yaklaşımı burada farklı bir yaklaşım vardı. Biz yani bu bu şekilde bunu ırkçılıkla bir bir bir, 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 e, yaptı demek bunu sanıyorum ki hiç doğru bir şey değil. Buraya kadar anlattıklarımız Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti'nin tümünü, Türk Anadolu topraklarının bütünüyle benimsediğini yani toprağa bağlı bir ulus yaratıyor. Bu öyle bir dönemde yaratıyor ki uzun süre savaşlardan çıkmış bir Anadolu halkı var. Yorgun. Kimliği kimlik bunalımı içinde. Osmanlı bir kimlik vermemiş. kendine bir kabileyle, mezheple, ırkla bir grupla belirlemiş ve bir ümmetten bir ulusa dönüşmesi gerekiyor ve buna bir kimlik alıyor ve güvencini kaybetmiş. Yani artık yeni bir bir yere bağlanması gerekli olan bir topluma yeni bir kimlik verilmesi isteniyor. Atatürk'ün bilen beraber olanların çoğu bunu Pan-Türkist bir yaklaşımla Orta Asya kökenlerine şanlı geçmişe işte Metehan'dan başlayan bir geçmişe bağlamak istiyorlar. Atatürk bunun tehlikesini görüyor. Türkiye yeniden uzak coğrafyalarda bir savaşa sokacak, bir macera sokacak. Yani Enver Paşa'nın durumuna tekrar düşmemek istiyor. ve Paşa örneği var. Orta Asya'da savaşıp kaybeden ve ortalığı karıştıran. Bir toprağa bağlı, Anadolu toprağına bağlı bir kimlik, bir yeni bir ulusu toprağa bağlı bir Anatolizm dediği şeyi geliştiriyor. Bu bence çok uzun, uzun görüşlü ve o zaman onu yaptığı zaman da bunun sonucu nedir? Ee, Anadolu'nun geçmişini en eski çağlarından en yakın zamanı kadar tümüyle benimsemek, bunun hepsini sahiplenmektir. Verilen kazı izlerine baktığımız zaman ee, Anadolu'da e, o, o, her zaman böyle çok yanlış bir şekilde söylenmiştir. Seçici olan, işte Bizans kazıları yaptırılmadı, o kazısı bu yaptırılmadı. Her dönem kazılmıştır. Hatta en az kazılan Türk-İslam dönemidir. Çünkü arkeolojinin domeni içine girmemiş. Sanat tarihine bırakıldığı için. Bana hoca kusura bakmasın. Ama e, arkeoloji, yani bugün zaten Türk, Türk Ortaçağ arkeolojisi yeni yeni Türkiye'ye girmeye başlıyor. Ama öyle bir dönemdi. Anadolu'da her yer kazılmıştır. Her dönem kazılmıştır. Kazılara baktığınız zaman e, Yunan dönemi, Roman dönemi, prehistorik dönemler hepsi kazılmıştır. Öyle bir seçicilik olmamıştır. Ve o dönemde 1930'lu yıllarda hatta 1970'lere kadar kendine e, başkalarının başka dönemlere ait, başka kültürlere ait dönemleri kazı izni veren ender ülkelerden biridir Türkiye. Yakın zamanlara kadar Bulgaristan'da bir Osmanlı dönemi kaza bastınız. Ee, Yunanistan'da da bile e, Helenlerin oraya gelişinden önceki Prehistorya bile pek makbul dönem sayılmıyordu bir kendilerinin bile. Bütün bunların olduğu dönemde Atatürk her dönemin kazısını teşvik etmiştir. Bizans kazıları da yapılmıştır. Helenistik dönem kazıları da yapılmıştır. Roma kazıları da yapılmıştır. Bu sanırım uzak görüşlülüğün, Atatürk'ün arkeolojik kültür anlayışının en iyi göstergesi budur diğer kişisel merakı, kişisel tutkusu, kadro yetiştirmesi bu her alan için geçerlidir. Ama gerçekten dünya uygarlık tarihini, kültürünü ne kadar nasıl sahiplendiğini verilen kazı izleri ve anatolizm olarak tanımlayabileceğimiz toprağa bağlı, o toprakla özdeşmiş bir ulus bilincinin yaratılması, bunu ırka değil, dile değil, doğrudan doğruya yaşanan toprağa bağlı bir şey getirmesi. Bu Türk arkeoloji geleneğinin bir yerde temelini oluşturuyor. Konuşmamı Osman Hamdi Bey ile, Osman dönemi ile başlamıştım. Osman Hamdi Bey döneminde iki noktan üzerinde durmuştum. Bunlardan bir tanesi bilim insanıyla bilim insanı olmayan ayırmak. Bu Atatürk Türkiye'sine bu sürmüştür. Ve Türkiye'nin geçmişinin belgelenmesi, uygarlık tarihindeki yerinin ortaya çıkartılması. Atatürk döneminde Türkiye bir yerde arkeoloji, dünya arkeolojisinde odağına oturuyor. Bütün kongrelere katılmışlardı. Orada temsil gayet iyidir. arada bir kadro yetişmiştir. Atatürk ölümünden sonra ve dünyada entegre, dünyadaki gelişmeleri izleyen, hatta başını çeken, yani kurtarma kazıları olsun, küresel ölçekte bakmak olsun, birçok şeyin başını çeken bir ülkeyken, maalesef daha sonraki dönemlerde bu dinamizm, dinamizmimizi kaybettiğimizi biraz söylememiz gerekiyor. ile bilim arasındaki bağlantı daha sonraki dönemlerde istendiği gibi gitmemiştir. Buna bir de turizm ayağı girmiştir. Ee, dünyada arkeolojide kültür kültür tarihine bakış açısı da sürekli değişmektedir. Yani arkeoloji bilim bilim değişiyor, bilim anlayışı değişiyor, bilim araçları değişiyor. Maalesef sistemimiz ve bürokrasi bu değişime zamanında kap alamamıştır. Uzun süre Türkiye dünyada olanları balkondan seyretmiştir. Ve bir yerde de e şu anda eğer Türkiye'de bir arkeoloji yapılabiliyorsa, iyi bir arkeoloji yapıyorsak buna 1930'lardaki yatırımlar bağlıyız, borçluyuz. Söylenen bir söz vardır. Bu benim çok rahatsız eder her zaman. Türkiye arkeolojik Türkiye arkeolojik kalıntı bakımından çok zengin. O yüzden Türkiye'de arkeoloji iyidir. Bu şunun gibi bize çok güzel yıldızlar gözüküyor, astronomi iyidir. Yalaştık işte Afrika'da çok güzel hayvanlar var, bize zooloji iyidir. Hiç öyle olmuyor. Arkeolojik kalıntıların iyi olması arkeolojinin iyi olması anlamına gelmiyor. Arkeoloji bir bilimdir. Bilimin gelişmesi tek başına da arkeoloji gelişemez. Bir bilimin ortaklığın bir bilimsel ortamın olması gerekiyor. Ama bunun sanıyorum 1930'larda sağlanan bir ortamın bugün ardıllarını, bunu onun meyvelerini bugün eğer Türkiye dünyada işte 14-25 makasında da bilimde bir yere alabiliyorsa bunu o sayede alıyoruz. Evet, konuşmamı çok uzatma vaktinizi fazla almadan benim için çok önemli olan e, Atatürk dönemi arkeolojisinin Atatürk döneminin e, noktasını koyan, doğruğunu yapan İkinci Türk Tarih Kurumu Kongresi ve Doğan Bahçe sergisiyle tamamlamak istiyorum bu e, benim nasıl yapılabildiğini bile o 2. Dünya Savaşı'nın öncesindeki dünyanın Avrupa'nın gergin ortamında bütün Avrupa ülkelerinin temsilcilerinin oraya geldiği en önemli bilim insanlarının İstanbul'da toplan, toplandığı, Gordon Child dahil, Bengin dahil en önemli bilim insanları İstanbul'a getiriliyor ve orada onlarla bir kongre yapılıyor ve çok büyük bir Doğan Bahçesi Sarayı'nda çok büyük bir arkeoloji sergisi yapılıyor. Bu kadar büyük bir kongre, ancak 2014'te, ondan sonra 2014'e kadardı... ...böyle bir dünya kongresini Türkiye'de maalesef yapamadık. Ama oradaki serginin... ...La Türkiye Kemaliste çıkan e, resimlerinin yazılarına baktığımız zaman... ...sadece Anadolu'yu anlatmıyor. Bütün dünyayı içine alan, Amerika'dan Hindistan'a e, kadar... ...bütün uygarlıkların içine alan... ...inanılmaz bir sergi ve inanılmaz bir sergileme yapılıyor. Ve gerçekten dünyada takdirle anılan etkili uzun süre İkinci Dünya Savaşı koşullarına rağmen yankısı uzun süre devam eden bir kongre yapılıyor ve bir sergi yapılıyor. Bu gerçi sanıyorum ki Türkiye'nin övünmesi gerekli olan, Türkiye bunu hakkını vermemiz gerekli olan bir şey. Efendim biraz fazla vaktimi uzattım sanıyorum. Sabrınız için çok çok teşekkürler. Hala sorusu soru o bir sabrı olan varsa. Evet. Çok, teşekkür çok teşekkür ederim.